Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu olarak Ortakent Yavşi Mahallesi'ne yapılması planlanan ve gündeme düştüğü ilk günden bu yana tartışma konusu haline gelen İslam Tanıtım ve Bilgilendirme Merkezi'nin uygulama imar planı tadilatı için yürütmenin durdurulması için açılan davaya TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu da müdahil oldu. Konuya ilişkin İMO Bodrum temsilciliğinden yapılan basın açıklamasını inşaat mühendisleri, makine mühendisleri, jeoloji mühendisleri, şehir plancıları, elektrik mühendisleri, Mimarlar Odası ve Peyzaj Mimarlar Odalarının Bodrum temsilcileri, şehir plancısı Banu Öztürk, jeoloji mühendisi Mustafa Erdoğan, elektrik mühendisi İsmail Sever, makine mühendisi Hüseyin Cahit, mimar Cevat Kalfa, inşaat mühendisi İlhan Özyiğit ve üyeler katıldı. Bodrum İKK Genel Sekreteri İnşaat Mühendisi Şahabettin Doğan tarafından okunan basın açıklamasında, İslam Tanıtım ve Bilgilendirme Merkezi'nin uygulama imar planı tadilatının yürütmesinin durdurulmasını ve takiben iptali talebiyle Muğla İdare Mahkemesi'ne Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi'nin açmış olduğu davaya, TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu olarak müdahil olunması ile ilgili gerekçeleri detaylı bir şekilde açıkladı. Konunun neden yargıya taşındığına ilişkin açıklamalarda bulunan Şahabettin Doğan, esas ve usul yönünden tespitlerini şöyle sıraladı. Dava konusu ruhsatın en son tadilatı 4-6-2015 tarih ve 29.386 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Türk standartları 8.737 yapı ruhsatı ve TS 1070 formlar yapı kullanma izin belgesi standartlarıyla ilgili tebliğ uyarınca, TSE tarafından hazırlanan standartta belirtilen nitelikte olması gerekmektedir. Bu standart incelendiğinde standartta belirtilen formun 129 maddeden oluştuğu, düzenlenen dava konusu ruhsatın ise 127 maddeden oluştuğu, dolayısıyla ilgili standart ve tebliğ uyarınca davalı idarenin dava konusu yapı ruhsatı belgesini ilgili standartların eklerinde verilen standart yapı ruhsatı formuna ve yapılan açıklamalara uygun şekilde düzenlenmediği açıkça görülmektedir. Sonuç olarak 644 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ikinci maddesinin aş bendi uyarınca hem imar plan tadilatını resen onama hem de yapı ruhsatı belgesini resen düzenleme yetkisini kullanabilmesine yönelik gerekçeler oluşmadığı halde davalı bakanlık her iki işlemde de yetkisini aşmıştır. Söz konusu yapı ruhsatı detaylı şekilde açıklanacağı üzere yürürlükteki uygulama imar plan tadilatına ve mevzuata aykırıdır. Ruhsata belirtilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ve usulsüz olduğunu ileri süren Doğan, dava konusu ruhsatın uygulama imar planı tadilatına aykırı olduğunu ifade etti. İslam Tanıtım ve Bilgilendirme Merkezi uygulama imar plan tadilatı ve plan hükümlerini, binalara kod verilmesi ve kat yüksekliği ile Bodrum mimari karakterine uyumsuzluk bakımından da aykırı olduğunu açıklayan Şahabettin Doğan, daha açık bir ifadeyle Ortakent Yavşi Belediyesi Yavşi Mahallesi Kargı Mevki, 157-1159 parseller uygulama imar planı tadilatı mekansal planlar yapım yönetmeliğine aykırıdır, dedi. Belirtilen bölgedeki uygulama imar planı tadilatının üst ölçekte plan kararına da aykırı olduğunu savunan Doğan sözlerini şöyle tamamladı. Bu tespitler neticesinde uygulayıcı idari işlem olan 2016/001 nolu yapı ruhsatı ve düzenleyici işlemi olan Ortakent Yaşlı Belediyesi Yaşlı Mahallesi Kargı Mevkii 157.159 parseller uygulama imar planı tadilatı Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi ve kamu adına telafisi olanaksız zararlara mahal verilmemesi amacıyla uygulamanın yürütmesinin durdurulması ve iptali için konu mahkemeye intikal ettirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.